sosyal medyayla bir başlayalım. Muhalefet karşı çıkmıştı ama 13 saat süren mesainin ardından AKP'nin sosyal medya düzenlemesi meclisten geçti. Muhalefetin sansür olarak değerlendirdiği düzenleme AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla yasalaştı. Kanun sosyal ağ sağlayıcısı şeklinde yeni bir tanımlama getiriyor ve günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik bulundurması gerekiyor. Saraya açıkça söylüyoruz. İşine geldiğinde FaceTime'ı kullanıp, işine gelmediğinde Twitter'dan dislike aldığınızda yasaklara sarılmak olmaz. Olamaz. Muhalefet karşı çıktı sansür dedi ancak AKP'nin hazırladığı sosyal medya düzenlemesi 13 saatlik görüşmenin ardından meclisten geçti. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlemesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında İYİ Parti grubu adına söz aldım. Ne kadar uzun okudum değil mi aslında? Kanun bir tane ismi var. Türkiye'de sansür yasası. Bunun ismi o. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. AKP yasa teklifini sunduktan hemen sonra muhalefetten destek istedi ancak o çağrı reddedildi. Her ne kadar muhalefet söz konusu düzenleme iktidarın muhalifleri susturmak için bir sansür mekanizması olarak kullanacağını düşünse de teklif AKP'li ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla yasalaştı. Bir hak ve özgürlüğün eğer biz hiçbir hukuk düzenlemesiyle teminat altına alınamayacağını düşünürsek bu durum tam bir kaos ve kargaşa ortamı çıkartır. Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcısı şeklinde yeni bir tanımlama yapılıyor. 1 milyon üzerinde kullanıcı barındıran sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci şartı getiriliyor. Şirketler bu şartlara uymadığı takdirde 5 aşamalı yaptırım süreci başlayacak. Anayasanın 20. maddesiyle ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesiyle korunmakta olan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırılık teşkil etmektedir. Yani yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcıları milyonlarca liralık idari para cezasına çarptırılacak. Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar var. Anayasaya aykırı, anayasanın 90. maddesine aykırı, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı. Şimdi bütün bunlar ortadayken böyle bir durum yokmuş gibi biz bugün bunu tartışıp bir yasayı bitirecek olursak eğer anayasaya aykırı bir işlemi bile isteyerek yapmış olacağız. Şartları yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği ve bant genişliği daraltılacak. Hatta sosyal ağ sağlayıcısının reklam vermesi yasaklanacak. Kendi mahcubiyetinizi unutturmak istiyorsunuz. Buradaki çabanız açıkça bu. Değerli arkadaşlar, bakın Hitler'in ulaştığı güçte Propaganda Bakanı Goebbels'in büyük katkısı vardır. Tarihte bu var. Düzenlemeyle suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanıyor. İçerik çıkarma maddesiyle 18 yıllık AK Parti iktidarı kendilerine ait istemedikleri tüm haberleri silip kaldıracak. İnternette, sosyal medyada öyle kötü bir sicilleri var ki bu yasayla kendi yarattıkları kirli arşivi silmeyi planlıyorlar. Hükümet bu şekilde geriye doğru kendini aklamış oluyor. İnternete giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz ne makara kalmış ne makara. Görüşmelerde AKP ve MHP'nin ortak önergesiyle teklif ve taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren trafik bilgisi tanımına, port bilgisinin de eklenmesine ilişkin hüküm ihdas edildi. Yeşil Benek uygulamasında çuvallayan AKP şimdi de ülkemizde özgür, bağımsız ve akıllı gençlerin ahlakına rota vermeye çalışan Siber Vatar projesiyle sosyal medyayı taptırap altına almaktadır. Düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1 Ekim 2020 olarak belirlendi. Meclis sosyal medya düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Mecliste görüşülen sosyal medya düzenlemesine sosyal medyadan da tepki yağdı.
Sansür yasasına dur de etiketinde tepki gösteren kullanıcılar, sansür öldürür, sansüre göz yummak köleleştirir, geç olmadan sansür yasasına dur de dedi. Bu ülkede insanlar her şeyi sosyal medyadan öğrenebiliyorlar. Başka bir öğrenme alanları yok. Bununla ilgili tepki gösterme alanları yok. Sokağa çıkan tutuklanıyor, bir şey söyleyen tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Ellerinde sadece sosyal medya var ve siz diyorsunuz ki sosyal medyada ahlaksızlık var. Bu saydıklarımın hiçbiri bu arada sosyal medyada değil, gözünüzün önünde oluyor bunlar. Diyorsunuz ki faili bulmak istiyoruz. Arkadaşlar biz ölüm tehdidi alıyoruz. Adını soyadını verdik, şikayet ettik, takipsizlik verdiniz.